Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Deniz Volkan Yönük, namı değer Volkan abi. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, alkışlarla sizleri karşılıyoruz. Lütfen hemen sol alttan beni bir takip edin arkadaşlar. Zili de açık bırakmayı unutmayın. Yeni attığımız videolardan haberdar olun. Sonra unutuyorsunuz, videoları izliyorsunuz. Ondan sonra beni takip etmiyorsunuz arkadaşlar. Vallahi çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Bak, arkanızdan konuşmak gibi olmasın. Çok üzülüyorum. Onun için lütfen hemen videodan önce bir beni takip edin. Çok güzel videolar yapacağız. Yolda yani. Hepsi yolda hazır bekliyor. Ben Deniz oyuncu ve sunucuyum. Aynı zamanda illüzyon, mantrolu, kukla, stand-up gösterileri yapıyorum. Yurt içi ve yurt dışında sahneler alıyorum. Ama korona olan şu dönemde evde kaldığım şu sürede dedim ki yararlı bir vakit olsun. İnsanlara da faydalı olalım. Evde boş boş oturup akşama kadar film dizi izlemeyelim. Ne yapalım? Bildiğimiz bilgileri, programları, uygulamaları, sanat dallarını burada insanlarla paylaşalım. Onlara faydalı olmak adına videolar yapalım dedim ve bu işe kalkıştım. İnşallah iyi yapmışımdır. Bu videoyu izliyorsanız şu anda iyi bir şey yapmışım demektir. Şimdi size bugün OBS canlı yayın aracı uygulaması, yani daha doğrusu nasıl kullanacağımızı anlatacağım. Ben internette biraz baktım. Bayağı bu işi anlatanlar var ama çok karışık anlatmışlar. Birkaç tanesi dışında pek anlaşılır değil. Yani OBS aracını nasıl kullanacağız, nasıl yapacağız? Lan tıklıyorsun, 1.000 tane ekran çıkıyor arkada, bir anda 40 tane yer beliriyor falan böyle. O kadar zor değil arkadaşlar. Facebook, Instagram, Twitter, sosyal medya hesapları, Twitch dahil olmak üzere bütün hepsinden canlı yayın yapabiliyorsunuz bu program sayesinde. Bu programı şöyle düşünün. Burada bir program var. Sizin yayın yapmak istediğiniz burası, Facebook mesela. Bu programın linkini bunun içine atıyorsunuz. Bu sizin vericiniz, buradan gidiyor dünyaya. Yani OBS bunu internette atıyor. Yayın olarak, canlı yayın olarak atıyor. Siz direkt Face'ten ya direkt Twitch'ten, direkt YouTube'dan da canlı yayın yapabilirsiniz. Ama OBS'in özelliği, buradan canlı yayın yaptığınız zaman hem görüntü kalitesi, hem efektler, hem montajlar bakımından, yayın bakımından daha canlı oluyor. Ve birçok yayının da sıkıntı yaşadığınız uygulamalardan, OBS'ten eğer yayın yaparsanız sıkıntı yaşamıyorsunuz. OBS çok basit. Şu anda açıklama linkine ben koydum. Öncelikle nasıl kuracağımızı anlatacağız. Kurduktan sonra ben Facebook'tan nasıl canlı yayın yaparsınız bunu anlatmaya çalışacağım. Oyun videoları, özellikle oyun videoları yapanlar için söylüyorum. OBS şart abicim. Yani kesinlikle şart. Şimdi bunun için Bandicam uygulaması, başka uygulamaları da kullananlar var ama OBS çok farklı. Yani level üstü yani. Yani Bandicam buradaysa OBS buralarda falan bir yerde, yani öyle söyleyeyim. Hem yayın bakımından hem kalite bakımından çok daha iyi. Şimdi isterseniz, çok konuştum, biraz gevezelik ettim herhalde. Şu anda söylendiğinizi görür gibiyim ekranda. Kanala abone oldunuz değil mi? Abone oldunuz yani. Tamam, abone olduysanız o zaman OBS için hadi bakalım bilgisayarımızın içine giriyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere şu anda bilgisayarımızın içine girdik. Şu anda bilgisayarımızın sağ tarafında şöyle şu kadarcık kaldık ama önemli değil. Beni gözünüzde çok büyütmeyin diye böyle küçük şeyler yapıyorum. Evet, OBS burada bende kurulu arkadaşlar. Siz de kurulu değilse öncelikle Google'a giriyorsunuz. OBS yazıyorsunuz ve burada OBS Broadcast diye çıkıyor. Şurada indir şu arkadaşlar. Ben bu bağlantıyı açıklamaya da koyacağım. Şu bağlantıyı şöyle kopyalayalım. Evet, bunu indiriyorsunuz. Bu bizde zaten indirildi, yani şu anda var benim bilgisayarda. Kurucuyu indir diyorsunuz. Burada işletim sisteminizi seçtikten sonra Windows, Apple ve bu Penguin sistemini kullanıyorsanız eğer, bunları seçiyorsunuz. Hangisini kullanıyorsanız arkadaşlar, Unix olur, Apple olur, Windows olur, fark etmez. İndiriyorsunuz buradan. 32 bitse özellikle bunu indiriyorsunuz. 32 bittiyse bunu indiriyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Böyle açılıyor. Zaten tak diye bilgisayarınıza kur dediğinizde kuruyor. Ben de zaten var, onun için kurmuyorum. Ondan sonra şöyle gösterelim hatta. Kurduktan sonra da next, 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 next diyorsunuz. Şöyle kaydet diyorsunuz. Bunu masa üstüne kaydediyor. Evet, kaydet çocuğum. Yavrum, yavrum kaydet. Çocuğum, çocuğum kaydet. Evet, ben çok büyük olduğum için. Evet, kaydet diyorsunuz. Görüyorsunuz OBS indiriyor abicim. Oldukça kolay.
İndirdikten sonra bunu kapatıyorsunuz. Geldi buraya. Buna tıkladıktan sonra ben de kuruldu. Evet diyorsunuz. Next, next, next diyorsunuz. Bu kuruluyor abiciğim. Bu şu an için bize lazım değil. Çünkü dediğim gibi ben de şu anda kurulu. Sonra masa üstünüze şöyle bir link geliyor abiciğim. Şöyle stres çarkı gibi bir şey. Açıyorsunuz stüdyoyu. Ah, böyle bir şey açılıyor. Şimdi normalde bu açılmıyor. Siz açtığınız zaman şöyle bir şey açılacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Boş bir sayfa açılacak. Yani bu sayfa açılacak. Aa, bu açıldı. Hiçbir şey yok. Allah Allah. Nasıl yapacağız acaba? Diye düşünebilirsiniz. Şöyle yapıyorsunuz. Öncelikle bir OBS'imizi kuralım. Ondan sonra Facebook'tan nasıl canlı yayın yapacağımızı anlatacağım. Şurada sahne yazıyor. Ben artıyı tıkladığım zaman geliyor. Buradaki artıyı tıklıyorsunuz. Bakın geldi. Buna bir isim veriyorsunuz. Mesela Facebook diyeceğim ben buna. Facebook için ayarlar yapacağım burada. Tamam dedim. Buraya geldi. Bu ne arkadaşlar? Onu söyleyeyim. Bu benim yemeği yapacağım tencere. Yemeği yapacağım tencere. Facebook için ayarlayacağım bunu. Şimdi bu tencerenin içine bir şeyler koymam lazım. Ne koymam lazım? Kamera koymam lazım. Ne koymam lazım? Ekran görüntüsünü alması için bilgisayar ekranını onu koymam lazım. Ne koymam lazım? Yazı yazmam lazım. Instagram adresi, Twitter adresi ya da başka uygulamalar. Şu sağ tarafa geliyoruz. Şuraya kaynaklardan Artı butonu var. ekran yakalamayı seçiyoruz. Ekran yakalama direkt arkadaşlar şu çerçeve oluyor. Yani komple bilgisayarın şu ekranı, komple ekranını yakalamış oluyorsunuz. Yine metin ekleme, yine kaynaklardan metin ekle diyorsunuz. Metin eklemede şu koyduğumuz yazı oluyor arkadaşlar. Gene burada gösterelim. Buraya istediğiniz yazıyı gene ekleyebilirsiniz. Kaynaklardan size lazım olan. Ve tabii ki video yakalama, yine kaynaklardan video yakalamayı seçiyorsunuz. Video yakalamada sizin kameranızdaki görüntüyü buraya yansıtıyor arkadaşlar. Bunu da yine buraya eklemiş olmanız lazım. Yani 3 tane burada bizim kullanacağımız, oyun için kullanacağımız olay var. Genelde oyun yakalamak için şöyle oyun yakalama da ekliyorlar. Ben çok kullanmıyorum. Gerek yok. Benim için bütün ekranı alsın. Önemli değil. Ben sonradan montaj yaptığım için yani bu başlar gözüksün istemediğim için hiçbir problem yok. Ama isteyen oyun yakalama direkt seçebilir. Oyun yakalama menüsüyle de direkt ekranın bir bölümünü alabilirsiniz. Yani oyunun oynandığı kısmı sadece kaydedebilirsiniz. Aynı şeyi beni pencere yakalamayla da yapabilirsiniz. Kafa karışmasın diye bunları anlatmıyorum. Bize gereken ekran yakalama, kaynaklardan ekleyeceğimiz ekran yakalama, yazı, metin belgesi eğer yazı yazacaksak, yazı yazmayacaksak buna da gerek yok. Video yakalama bizim video görüntümüz fotoğraf makinesi işaretinden aklınızda kalsın. Bunları ekledikten sonra böyle bir görüntü geliyor. Kırmızı olan taşınabilir demek. İki kere tıkladığınızda ya da bir kere tıkladığınızda böyle taşıyabiliyorsunuz. Yani videonuzu da yine buradan tıklayıp şimdi bu ben buradan kayıt yaptığım için kendi videomu burada gösteremiyorum. Benim şu kenardaki yayınlanan videomu şu anda bu gösteriyor. Ekran olarak gösteriyor. Normalde burada video yakalamada bu da böyle tıkladığınızda videonuzu kırmızı oluyor ve bu şekilde istediğiniz yere videonuzu koyabilirsiniz. Yine istediğiniz yere yazıyı da ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Sonra zaten yayını başlat Evet deyip arkadaşım, yayına ekran geçiyorsunuz. yakalama Bu burada kadar gördüğünüz basit. üzere Kaynakların arka tarafı kullanımı bu komple şekilde oluyor yakalıyor. arkadaşlar. Video yakalama beni yakalıyor arkadaşlar burada. Ve metin yakalamada şu metni yakalıyor arkadaşlar. Bunları bir kere tıkladığınızda kırmızı oluyor ve bu şekilde taşıyabiliyorsunuz. Şöyle tak oturtalım buraya. Aynı şekilde yazıyı da böyle istediğiniz yere koyabilirsiniz. Yazıyı yazmak için de ne yapıyorsunuz? Kaynaklardan burada metin belgesi diyorsunuz. Böyle bir şey açılıyor. Tamam diyorsunuz. Buraya yazacağınız yazıyı yazdığınız zaman rak diye buraya geliyor arkadaşlar. Şimdi metin yakalamayı ikincisini silelim. Gerek yok çünkü bizim bir tane var zaten. O da bu. Hemen buraya yazalım mesela. Volkan Yoruk Official yazdık. Burada renk seçiyorsunuz. Yazının rengini seçebiliyorsunuz. Büyüklüğünü seçebiliyorsunuz. Şimdi burada kocaman oldu gördüğünüz üzere. Bunu küçültelim şöyle kırmızıdan. Şu şekilde. Evet. Bakın yazımız burada arkadaşlar. Buradan arkasına da renk koyabilirsiniz. İşte siyahlık yapabilirsiniz. Hiçbir şey koymayabilirsiniz. Şöyle siyah yapalım. Güzel şekil olsun.
kaydet diyelim. Evet, yazımız bu, metin belgemiz bu. Bunu küçültüyoruz şöyle. Heh. Evet, ekranı tuttum. Evet, kırmızı yaparsanız tutuyorsunuz. Ben genelde bu şekilde yapıyorum. Böyle resmin altına böyle koyuyorum. Kibar, güzel bir şekilde oluyor yani. Burada da gene görüntü, yani video yakalamada burada kalıyor. Onu da gene tıkladığınızda kırmızı oluyor ve taşıyabiliyorsunuz sağa, sola, yukarıya, aşağıya. Ama şu anda ben kayıtlı olduğum için bu öteki ekranımın, yani buradaki ekranımı görüyorsunuz benim. Aslında şu anda OBS'te kamera açık değil. Kamera açık olduğunda burada tıkladığınızda kırmızı oluyor ve tutup bu şekilde kamerayı da sağa, sola, nereye istiyorsanız kendi görüntünüzü taşıyabiliyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra ayarlara geliyorsunuz. Şu anda şunu biraz küçültelim arkadaşlar. Çok karışık gözüküyor size. Böyle daha net gözüküyor. Mikrofonumuz zaten ayarlardan gene ses ayarlarına gireceğiz. Sesten mikrofonumuzu seçiyoruz. Yardımcı mikrofon ses. Masaüstü sesimizi de yine buradan seçiyoruz arkadaşlar. Standart olarak, yani dışarıdan çaldığınız sesleri dinleyebilmeniz için, oyunun seslerini dinleyebilmeniz için masaüstü sesi buradan seçmiş olmanız lazım, ses kartınızı. Mikrofon olarak da yine hangi mikrofonu kullanacaksanız onu seçiyorsunuz. Diğerlerini devre dışı bırakıyorsunuz arkadaşlar. Burada video ayarlarına geliyorsunuz. Ben HD seçiyorum. 1920x1080. Siz bilgisayarınızın özelliklerine göre bu ayarı değiştirebilirsiniz. Çıkış olarak da yine 1920x1080 yapıyorum. Boyut azaltma filtresi, keskinleştirilmiş boyutlandırma 16'yı seçiyorsunuz. Bunlar cep telefonları için küçük yani. HD olarak büyük ekran yapıyorsunuz. FPS değerleri de yine bilgisayarınızdan 30'dan 60'a kadar verebilirsiniz. Bilgisayarınızın gücüne göre ben güveniyorum. Yani burada 500 milyarlık bilgisayar abi bu. Değil yani. 60 FPS iyi. Çalışsın. Şimdi bu ayarı, çıkışı da 1920x1080 yaptığımız için çıkışa geliyoruz. Burası bizim ekran kartımız. Bu bizim işlemcimiz. Ekran kartımız, işlemcimiz. Ekran kartıma güveniyorsam ekran kartını, işlemcime güveniyorsam işlemcimi seçiyorum. Ekran kartıma güvendiğim için ben ekran kartımı seçiyorum. Yeter diyorum. Hani 16 GB yeter her türlü. Burada boyutlandırmayı da yine 1920x1080 yapıyorum. Çünkü buradaki video çıkış boyutum 1920x1080 olduğu için aynı olsun istiyorum. Herhangi bir çıkışma yaşanmasın. 1920x1080 yaptım abicim bunu da. Kalite dengeli diyorum. Sabit hızı CBR yapıyoruz arkadaşlar. Programın özelliği bu. Neden CBR? Vallahi ben de bilmiyorum. Ama CBR, onu söyleyeyim. Sabit hızı CBR yapıyorsunuz. Ön geçiş modunu da devre dışı bırakıyorsunuz arkadaşlar. Hedef bit hızı da aşağıda açıklamada speed test diye bir yer var arkadaşlar. Linkini bırakıyorum. Speed test yapıyorsunuz. İnternete giriyorsunuz. Şuradan speed test yazıyorsunuz. Şimdi benim açıkçası için istemiyorum. Ama montajda kapatırım. Şu speed test. Şunu tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bunu tıklıyorsunuz. Speed test açılıyor. Açıl çocuğum. Evet, bu, evet, ben burayı kapatacağım. Merak etmeyin. IP'mi kapatacağım yani. Şuradan go diyorsunuz. Download hızım, indirme hızım. Upload hızı bize lazım. Upload hızı 4.70, 4.60 çıkacak bende. Sizde farklı çıkabilir. Kaç çıkarsa ona göre 4 virgülden sonrasına da 3.0 ekliyorsunuz. Yani 4600 çıktıysa 4600'e kadar kullanabilirsiniz. Ama internetinizin düşme hızını düşünün. İşte başka telefonların bağlı olduğunu düşünün. İnternetinizin upload hızı her türlü düşebilir. Onun için burası 4600 ise siz bunu 3680 çıktı. 4680, 4.68, 4680 çıktığına göre ben bunu 3500 yapabilirim, 4000 de yapabilirim bilgisayar hızına göre. Ama dediğim gibi bu sizin internetinizin kaç tane işte aygıt bağlı olduğuna da göre de düşebilir, yükselebilir. 4.68 dediğine göre ben hiç kasmadan burayı 3500 yapıyorum. Yani ben burayı 4600 de yapabilirim ama o riske girmiyorum. Sizin 3500, siz bu orayı upload hızınızı 3.60 çıktı mesela, 2500 yapabilirsiniz, 2000 yapabilirsiniz hiç riske girmeden. Evet, bunu da ayarladıktan sonra arkadaşlar, bu arada burada da ayarları da kayıt açtım yanlışlıkla. Ben aynı anda birçok iş yaptığım için iki ekran yok. İki ekran olmadığı için aşağıda saklıyorum. Böyle yanlışlıklar oluyor, kusura kalmayın yani. Burada arkadaşlar tekrar ayarlara geldik.
Çıkış dedik. Burayı 3500 yaptım. Çünkü bende 4.60 küsur çıktığı için 3500 yaptım. Burası etkin olacak. Dolgu verisi. Anahtar kare aralığı ben genelde 2.00 kullanıyorum. Sizde 0.95, 0.99 olabilir. Ben 2000 kullanıyorum bilgisayarıma göre. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Dediğim gibi burada da ekran kartı ya da işlemci kullanabiliyorsunuz. Ben ekran kartımı kullanıyorum. Ayar olarak da HD seçtiğim için 1080 YouTube'a yükleyeceğim. Onun için ne yapıyorum? 1920'ye 1080 seçiyorum. Video boyutumun çıkışıyla gene ölçüsü, tuval ölçüsüyle çıkışı aynı. Dolayısıyla çıkışımı da yine 1920-1080 yapıyorum ki buradaki çıkış boyutuyla çakışmasın diye. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar uygula diyoruz, kaydet diyoruz ve yayına artık geçebiliriz. Mikrofonumuzu ayarladık, görüntümüzü ayarladık, her şeyimizi ayarladık. Artık yayına geçebiliriz. Yayına geçmek için yayını açıyorsunuz. Hemen buradan Facebook sayfamızı açıyoruz. Facebook sayfamızı şöyle açalım. Normal sayfamı açalım Facebook sayfamızı. Açtık. Burada oyun videoları var. Sol tarafta oyun videolarını seçiyoruz. Oyun videosu olduğu için yayın başlat dediğimizde yayın sayfası açılıyor. Yayın sayfası ben Volkan Yürük Official üzerinden yayın yapıyorum. Canlı yayın ayarla diyorum. Canlı yayın ayarla dedikten sonra asıl bana lazım olan ekran geliyor. Bu bana lazım olan ekran arkadaşlar buradan URL ve yayın anahtarı alacağım. Yani ekranımız bu. Şöyle gösterelim. Evet, burada ekranımız açıldı. Görüntümüz buraya gelecek. Buraya bir başlık yazıyoruz. Ben daha önceden yazdığım kısa başlığı yazıyorum. Buraya da bir açıklama. Ben genelde Instagram adresimi falan yazıyorum. Aşağıya iniyoruz. Oyun zaten seçili burada. Burada oyunun adını yazıyoruz. Direkt çıkıyor zaten PUBG. Görsel olarak da açıyoruz. Herhangi bir görsel oyunla alakalı yüklüyoruz. İsterseniz anket yapabiliyorsunuz. Buraya sorular sorabiliyorsunuz. Beni takip et falan ettim bile hemen beğen falan. Kaydet dediğinizde yayın sırasında anket olarak da seyircinin karşısına çıkıyor. Bize asıl lazım olan burası arkadaşlar. Yayın sunucu URL'si ve yayın anahtarı arkadaşlar. Şu sunucu URL'sini kopyalıyoruz. Buraya geliyoruz. OBS'de tekrar gösterelim. OBS ayarlar yayın. Şurayı özel yapıyorsunuz. Burada bir sürü işte Facebook, YouTube falan filan böyle yayınlar da yapabilirsiniz. Ama ben bütün yayınlarımı, bütün ayarlarımı kendim yapmak istediğim için özel yaptım. Buraya URL'yi Ctrl V ile yapıştırıyorsunuz. Geliyorsunuz. Yayın anahtarı diyor. Kopyala diyorsunuz. Yayın anahtarını. Yayın anahtarını da aşağıya yapıştırıyorsunuz. Uygula diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Şu an yayın yapmaya hazırız. Yayını başlat dediğinizde direkt arkadaşlar buraya görüntünün gelmesi lazım. Bekliyoruz. Şu anda evet canlı yayın bağlanıyor dedi. Görüntümüz buraya geldiğinde demek ki artık hiçbir sıkıntı yok. Evet geldi. Hiçbir sıkıntı yok. Gördüğünüz üzere ekran görüntüsü komple. Ben de yine burada ekranın içinde olduğum için beni de buraya gene koymuş. Buradan canlı yayına geç dediğinizde arkadaşlar direktmen canlı yayına geçmiş oluyorsunuz. Sonra yayını bitirdikten sonra OBS'e geliyorsunuz. Yayını durdur diyorsunuz. Buradan da gene geliyorsunuz. Kapattınız bunu. Evet, canlı yayını bitirdiniz. Durdurdunuz yayını. Yayın durdu arkadaşlar. OBS'i kapatabilirsiniz. OBS'i kapattık. Geliyoruz içerik yöneticisinden tekrar. Canlı yayın aracımıza geri dönüyoruz Facebook'ta. Videomuzu tıklıyoruz. Gönderi düzenle deyip videomuzu video kes kısmından ileriye veya geriye alarak buradan yayınlamak istediğimiz alanı girişini buradan da yine bitiş kısmından da geriye alarak çıkışını ayarladıktan sonra kaydet diyoruz. Çünkü o başta canlı yayına geç kısımları falan filan gözüksün istemiyoruz. Amatör olur. Ve videomuz Herkese merhabalar, bendeniz bu Volkan halde Yürük, Volkan abi yayınlanıyor. oyuncu ve Direkt sunucu ben baş Herkese kısımlarını merhabalar, kesmişim bendeniz Volkan mesela Yürük, burada. Volkan abi oyuncu ve sunucu Gördüğünüz mezun öğretmenimiz üzere Puskaparantisi. arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra zaten artık OBS ayarlarını da yapmış oldunuz. Canlı yayını da yapmış oldunuz. Ondan sonrası da montaja giriyor. İsterseniz tekrar OBS ayarlarını kaydettiğiniz yere girip elinizdeki görüntü montaj programlarından herhangi bir tanesiyle montaj yapabilirsiniz. Başını sonunu kesebilirsiniz. İsterseniz canlı yayını yani Facebook'tan canlı yayın yaptığınız için oradan gösterdiğim gibi içerik yöneticisine girip videonun başını ya da sonunu ayarlayıp direkt oradan kat yapıp olduğu gibi de
yayınlayabilirsiniz. Hadi bakalım şimdi stüdyoya dönüyoruz. Stüdyoya. Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Umarım faydalı olmuştur. OBS ayarlarını elimizden geldiğince sizlere en iyi şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için bize destek verin arkadaşlar. Gerçekten çok emek veriyoruz ya. Çok emek veriyoruz. Bakın böyle ev kiraladık. Zengin görünelim, havalı görünelim diye böyle evde yapıyoruz yayını. Sizden ricamız, siz de bu konuda bize destek olun. Kanalımıza abone olun. Zili de açık bırakmayı unutmayın. Lütfen ama lütfen Volkan Yörük Official adıyla bizi bütün sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Aşağıda speed test ve OBS ayarlarıyla ilgili, OBS'yi indirmenizle ilgili link attım arkadaşlar. Ayara açıklamaya koydum yani orada. Oradan ayarları falan videodan yapabilirsiniz. Programları da yine speed testinizde açıklamadaki linkleri tıklayarak rahat rahat yapabilirsiniz. Sırf siz uğraşmayın diye, yorulmayın diye açıklamaya kadar koydum yani. Açıklamada bile linki koydum yani. Onu tıkla, download yap. O kadar. Yapacak başka bir şey yok. Gerisini de videodan izleyebilirsiniz. Hepinize beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen videomu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Görüşürüz.